Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Xitoy bulang-talang qilgan boyliklarni toshish uchun yangi liniya ta'sis qilmoqda. Xitay Sharq Turkistonning Aqsu viloyatidan Xitayning Shandong ülkesiga bevosita qatnaydigan maxsus poyiz liniyasi ta'sis qilgan bo'lib, bu liniya orqali Sharq Turkistondan bulang-talang qilingan paxta boyligini Xitay ülkesiga tiximi ko'plab toshishga boshlagan. Tangirtoq to'rining 8-dekabrdagi xabarda ma'lum bo'lishicha, 21 noyabr Sharq Turkistondagi bulang-talang qilingan 1500 tonna paxta besilgan poyiz tunji qitim Aqsu viloyatidan Xitayning Shandong ülkesidagi Weifengga qarab yo'lga chiqqan. Bu Aqsu viloyatining Shandongga bevosita qatnaydigan tunji qitimliq paxta maxsus poyizi hisoblanadigan bo'lib, Xujiang Asia Oborti paychaklik shirkatining temir yo'l maxsus liniyasi orqali to'shilgan. Xitoy paxta guruhining amaldorining aytishicha, bu maxsus poyiz orqali Sharq Turkistonning 30 ming tonna sap paxtasini Shandong o'lkasiga to'shish planlangan bo'lib, bir bekatlik bevosita yetkazadigan bu maxsus poyiz molni 4 kun ichida nishonga yetkazadi ekan. Xabarda aytilishicha, maxsus Sharq Turkistonning paxta boyligini bulab toshishga ishlatilgan mazkur liniya nurg'un arliq halqalarini qisqartib, vaqtni tez suratda oxirgi vokzalga yetkazilishga kafolatlik qiladi ekan. Xitoy 2020-yili faqat Aqsu viloyati temir yo'li orqali 490 ming tonna paxtani Xitoyga toshib ketgan bo'lib, bu yil 21 noyabrgacha 6114 vagonda 386 ming 400 tonna paxta toshib ketilgan. Bütün bir yılda bolsa 540 ming tonna paxtını bulang-talang qilish planlangan. Gözetkichilar Xitoyning xalqaro jamiyatga Sharq Turkistondagi paxtalarning qo'l bilan emas, mashina orqali terib yig'iladiganligi haqida saxta tashviqot tarqitayotganligini, amaliyotda Sharq Turkistondagi paxtalarni majburiy amgak vositasi bilan yig'iladiganligini, bulang-talang qilib Xitoyga to'shilgan paxtalarning Sharq Turkiston xalqining qon tari badaliga keldiganligini, hatto paxta bahosini xolg'anchi kontrol qilish orqali mu Sharq Turkiston xalqiga zulm qildiganligini bildirishmoqda. Amerika Avam Palatası Uyghur meselesi de 3 türlü kararı makulladı. Amerika Avam Palatası 8. Dekabr mecburi emgek sebeplik Şerq Türkistan'dan import kılıngan mallarını çekleşini öz içiga algan 3 türlü kararı makulladı. Reuters agentliğinin haberde bildirilişçe Amerika Avam Palatası tünügün Xitayning Şerq Türkistan halkıgı karatkan mecburi emgek cinayetigi bolgan endisini ifadeleb, Sharq Turkistondan import qilingan mallarni cheklash qonunini ma'qullagan. Bu Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur qatorliq millatlarga qilgan muomilasiga davomli qarshi turish harakatlarining biri ekan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika Avom palatasi 428 ovozning qo'llashi, 1 ovozning qarshi turish natijasida Uyg'ur majburiy amgakini cheklash qonun loyihasini ma'qullagan. Bu qonun loyihasi yana Kengash palatasida ma'qullanib, Prezident Biden imza qo'yganda andin rasmiy qonun bo'lib chiqdi ekan. Bu tadbir Sharq Turkistondan kelgan barliq mahsulotlarni majburiy amgak orqali ishlab chiqarilgan deb rad qilishni asos bilan ta'minlaydi ekan. Bildirilishicha, Jumhuriyatchilar partiyasi, Biden hukumati va Demokratchilar partiyasi a'zolarini bu qonunning ma'qullanishini kechiktirdi deb ayiblagan. Ammo Amerika parlamentidagi demokratchilar aloqador qonun loyihasini kechiktirganligini rad qilgan. Demokratchilar partiyasini asos qilgan Avom palatasi o'xshash kunda yana mutlaq yuqori ovoz bilan Xitoydagi inson haqlari dafsandichiligiga munosabatlik ikki turli qaror loyihasini ma'qullagan. Uning birida Xalqaro Olimpik komitetining Xitoy bilan hamkorlashib inson haqlari va'dasiga xiloflik qilganligi o'tiri qo'yilgan bo'lib, Avom palatasida to'liq ovoz bilan qarshiliksiz ma'qullangan. Yana bir bo'lsa, Xitoyning Uyg'ur va boshqa millatlar to'piga qarata uzluksiz irqiy qirg'inchilik yurgizishi va insoniyatga qarshi jinoyatini ayblash va Birlashgan Davlatlar Tashkilotini bu haqda harakatga o'tishga chaqiriq qilishga aloqador qaror loyihasi bo'lib, Avom palatasida 427 ovozning qo'llashi, 1 ovozning qarshi turishi bilan ma'qullangan. Beijing Olimpikini diplomatik boykot qilish tipiga yana 3 davlat qo'shildi. Angliya, Shotlandiya, Kanada qatorliq 3 davlat Beijing Olimpikiga hukumat amaldorlarini avatmaydiganligini e'lon qilgan bo'lib, Beijing qishliq olimpik tanarakat musobaqasini diplomatik boykot qilgan davlatning soni 7 ga yetdi.
Reuters агентлигининг хабарида билдирилишича, 8 декабрь Канада баш министри Джастин Трюдо Бейжин қишлиқ олимпик танаркет мусобиқасини дипломатик бойкот қилдиганлигини эълон қилган. Бир текширишдан маълум бўлишича, 78% канадалик Бейжин қишлиқ олимпик танаркет мусобиқасини бойкот қилишни қоллайди экан. Хитойнинг Канададаги баш элчихонаси шу куни норозилик билдириб, Kanada'nın kışlık olimpik tenerket musabıkısı ve yazlık olimpik tenerket musabıkısını ötküzüp bakallıkı, şuna Kanada'nın olimpik ruhunun mahiyetini obdan biliş gerekliki, Kanada'nın bu kararının olimpik nizamnamesinde belgilengen tenterbiye siyasi cihette bir taraf oludu diyen prinsipiga xilof ekenliki haqqida jar salgan. Amerika hükümeti 6 dekabr Beijing kışlık olimpik tenerket musabıkısını boykot kılganlığını ilan kılgandan keyin, Avustralya, Yeni Zelandiya, Angliya, Kanada ve Şotlandiya qatarlıq devletlerimi Beijing olimpikini boykot kılıp, hükümet emeldarlarını olimpik tenerket musabıkısına evetmeydiğallığını ilan kılgan. Bunun bilen 500 ittifakı azad devletlerinin hemisi boykot spiki koşulgan. Amerika avazının haberde bildirilmişçe Angliya başvaziri Boris Johnson 8 dekabr Angliyanın 2022 yıllık Beijing Olimpik Tenerket Musabıkısını diplomatik boykot kılıp, yukarı derecelik emeldarlarını evetmeydiğanlığını ilan kılgan. Bu kararını çıkırıştın ilgiri Angliya hükümeti hakimiyet bişidiki partiya ve amivi teşkilatlarının kattık bisimi uçurgan idi. Angliyada hakimiyet yurgizuatkan Konservatiflar Partiyasının sabiq rehberi Ayn Duncan Smith, Amerika'nın bayanatını karşı algan ve Twitter hesabıda uçur yollap, Angliya hükümetimi Amerika'ya okşaş meydanda turup, Beijing kışlık olimpik musabıqısını diplomatik boykot kılış kerek digen idi. Onundan başka Şotlandiya hükümetimi 8 dekabr bayanat ilan kılıp, Amerika hükümeti bilen bir meydanda durup hiç kandak minister ya ki emeldarını Beijing kışlık olimpik tenerket yığınığa evetmeydiğallığını bildirgen. Nöbette dünyanın her kaysi cahilerdeki insan hakları teşkilatları ve pahaliyetçilerinin Beijing olimpik musabıkısını umumi yüzlük ya ki diplomatik boykot kılış hakkıdaki çakırıkları bargan sırı küçeymekte. Kahar Hitem, Xitay'a kayturuluş havipidin kutuldu. Türkiye'den Avrupa'ya mınış seferide Sibirya dairleri tarafından tutup kılınıp, Xitay'a kaytırılış hafifi düş gelgen Kahar Hitem, köplügen taraflarının tırışçallığı bilen 8 dekabr düştüğün keyin İstanbul'a sağ salamet yetip geldi. Şerq Türkistanlık Uygur yaş Kahar Hitem, 2 dekabr Türkiye'den Avrupa'ya mınış seferide Sibirya dairleri tarafından tutup kılınıp, Xitay'a kaytırılış hafifi düş gelgen idi. Bunundan haber tapkan muhacirattaki Şerq Türkistan halkı ve teşkilatlar hareketki ötken ve içtimai taratkullar arkalık onun Xitay'a kaytırılmasılığı hakkıda halkara cemiyetki çakırı kılgan idi. Neticede Sibirya'da turuşluk Türkiye elçihanısının arlışı, Türkiye Milli Köreş Hareketi Balkan Vakalet Hanısı, Şerq Türkistan İnsan Hakları Közütüş Cemiyeti ve başka teşkilatlarının tırışçallık körüstüsü bilen koyup verilip 8. dekabr düştüğünkin İstanbul'a salamet yetip geldi. Şerq Türkistan İnsan Hakları Közütüş Cemiyeti Baş Katibi Nureddin İzbasar bilen cemiyet azası Ali Latifoğlu ayrı durumu çıkıp Kahar Hitem'ni kütüvaldı hem de onun xaterden kutulgallıkını tebrikledi. Nureddin İzbasar Efendi yine İctimai Taratko hesabıda Türkiye'deki Şerq Türkistan halkıya müracaat kılıp kanunsuz yollar arkalık ya ki Xitay'nın tesiri küçük bulgan Balkan devletleri arkalık Avrupa devletleriga barmaslıqını, hammadan burun qonuniy maslahat ilish va xatarga tavakkul qilmaslik kerakligini ta'kidladi. Erdoğan İsrailiya bilan munosabatni normallashtirishning shartlarini o'ttirib qo'ydi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Qatar ziyoratidan keyin muxbirlarning kun tartibiga aloqador savollarga javob berib, İsrailiya hukumatining Falastin siyosatiga sezgir muomila qilishining Türkiye-İsrail'e münasebetlerde normalleşişinin yolunu açıdığallıkının signalını verdi. Türkiye Avazı Radyosu'nun bu haktaki haberde bildirilmişçe, Erdoğan Türkiye bilen Arap Birleşme Halifeliği oturusu da bir kadar muhim kilişimlerinin imzalanğallığı, Muş'un okşaş bir ceryanını İsrail'e ve Mısır bilen mi davamlaştırışka, başlaşkı boludgan bolmaydıgallıkı hakkıdaki sualgı cevap verip, bundak bir musabe İsrail'e bilen nemişki başlanmışsın. Çünkü biz tinişliknin hükümran buluşu üçün tirişvatımız ve rayonun tinişlik üçün mü bunu toğra hayırlık dep karaymız. Ötmüşte minin İsrail'e bilen körüşçülerim boldu. Lekin İsrailiya Palestin siyasatiga tiximi sezgir muomila qilish kerak. Quddusqa, Masjid-i Aqsoga qarta sezgir muomila qilish kerak. Biz bu yerdagi sezgirlikni ko'rgan hamon qo'limizdan kelganini qilamiz va qadamlarimizni tashlaymiz degan.
Erdoğan baş elçilerinin öz ara kaytadan tayinlenişi meselesinden kün tertibi bar yokluğa hakkında toxtulup, bu işlerinin hemisi boludu. İsrail'e taraf bizden nemege sezgür karaydıgallıkımız ne biledu? Biz bu İsrail'e'nin sezgürlükünü bilimiz. Şuna biz bu sezgürlükünü asas kılgan halde meselini halkalimiz digen. Amerika'da mecburi vaksine emleş belgelimisi emelden kaldırılışı mümkün. Amerika Prezidenti Joe Biden'ın 100'den artık hizmetçisi bar karxanalardaki kadımlar üçün yolu koygan mecburi Xitay virüsü vaksinisi emleş belgelemesini emelden kaldırış üçün sunulgan karar lahiyesi Amerika Kengeş Palatası tarafından tasdiqlangan. Kengeş Palatası umumi yığında ötküzülgen bilet taşlaşta Biden'ın hizmetçilerge yolu koygan vaksine emleş mecburiyetini bikar kılış doğrusudaki karar lahiyesi 48 avaz karşı 52 avazının kollışı bilen kubul kılıngan. 100 kişilik Kengeş Palatası'nın 20'ni teşkil kıldıgan Cumhuriyetçiler Partiyası azalarının hemisi kanun lahiyesine kollap bilet taşlıgandın sırt bir kısım demokratçılar kollap bilet taşlıgan. Nöbette bu kanun lahiyesi ikinci tasdik üçün Avan Palatası'nın umumi meclisige yollangan. Biden sentabrda 100'den artık hizmetçisi bar karxanalarga vaksine emleşinin mecburi bolduğallığını jakarlıganda Cumhuriyetçiler Partiyası narazılık bildirgen idi. Şunun bilen Biden hükümeti vaksine emleşinin 4. dekabr dep bekitilgen vaktini 4. yanvarga özgertgen bolsa mu, narazılıklar devamlaşkan bolup Biden'nin mecburi vaksine emleş kararı karta nurgun istatlar eriz sunğan ve Federasiya Sot Mehkemesi bu kararını tonglatkan idi. Angliya, Rusya'nın Ukrayna'ya hücum kılışı stratejik hatalık boludu. Angliya Taşkı İşler Veziri Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya hücum kılışının stratejik hatalık bolduğallıkını bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Truss, London'da devlet işleri ziyaretinde boluvatkan Ukrayna Taşkı İşler Ministri Dmytro Kuliba bilen görüşken ve uçuruşuş hakkını bergen bayanatı da, bugünkü künde Ukrayna duç kılıvatkan ahvalının Rusya'nın ilgiri körülgen taktiklerden biri ikenlikin tekitlep, Rusya demokratik devletler bolgan koşnilerini kontrol kılışkı orun vatıdı. Ama bu bihudi avarçılıktır. Angliya Şimali Atlantik Ehli Teşkilatı ve Avrupa'daki ittifaktaşları bilen birlikte, Ukrayna'nın zemin bütünlüğü ve ilgilik hukukunu kollaşını devamlaştırdı. Erkinliknin çigrarlarını kogdaş ve müstehkemleşte, ittifaktaşlarımız taraf tuturumuz. Rusya'nın sürkülüşünü azaytış, harbi hareketlerini bildiriş ve ciddi müzakere kılış üçün söhbet üstülüğü kayıtışını mı öz işçiliği algan, halkaralık ehdinamelerge riayi kılışkı çakırımız digen. Ukrayna Taşkı İşler Ministri Dmytro Kuliba bolsa, Rusya devletini işgal kılgan takdirde köp sandı Rus eskerinin öldüğallıkını itkan. O, Rusya'ya takabül turuş üçün Amerika ve Angliya Katarlık ittifaktaşları bilen birlikte hareket kılıvatkallıkını, Ukrayna armiyasının devletini kogdaşkı teyyar ikerlikini tekitlep, ittifaktaşlarımız Rusya'ya iktisadi cihetin hücum kozguşu mümkün. Biz bu sahede uruş kılımız. Şuna tolumu efsuslanğın halde cakarlayman ki, Rusya, Ukrayna'ya hücum kılgan takdirde nurgulgan Rus eskeri ölüdü. Rusya Prezidenti Vladimir Putin'nin bunda akıbetinden kilip çıkışını halımaydıgallıkını ümit kılımız digen. Kanada'da ösümlükten Xitay virüsü vaksinisi yasaldı. Kanada'da dünyadaki ösümlükni asas kılgan tunci Xitay virüsü vaksinisi yasaldı. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Kanada'nın Medigaco şirketi bilen Glaxo Smithkline doğrugerlik şirketi hemkarlaşıp, ösümlükni asas kılgan Xitay virüsü vaksinisi yasap çıkan bulup, bu vaksininin 3 baskuçluk kilinkilik sınak cereyanda yokumlanışka karıştırış önümünün yukarı ikerlik ispatlangan. Şirketinin ilan kılgan bayanatı da vaksininin tetkik kılıngan bağırlık virüs nusuları karşı umumi ünüm nispetinin %71% ikerlikini bildirgen. Bayanatta Kanada Sehiye Ministerliği'ne zorur iltimaslarının sunulduğallığı eskertilgen bolsa mı, vaksininin ösümlük terkiplerge münasebetlik tepsili uçurlar tılgı ilinmigan. Bayanatta bildirilmişçe, vaksina yani immun gücünü aşırışkı yardım kıladıkken. Medicago bayanatçısı Brian Ward, ministerlik ruhsat kılgan ehvalda, vaksininin virüsü okşaydıgan zerreci teknolojisinden paydalanıp yasalgan tunci Wuhan virüsü vaksinisi ve emlenişi tasdiqlangan tunci ösümlükni asas kılgan vaksini bolduğallığı bildirilgen.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuhu.